Ayşe Altaylı siyasetçilerin öteki yüzünde bu haftaki konuk Bayındırlık ve İskan Bakanı Musa Bayrı. Siyasetçilerin öteki yüzü yarın akşam 23'te On TV'de. İyi akşamlar. Ayşe Altay'ın programı için rahatsız ediyoruz. Seda ben teyzeciğim. Bekledim evladım. Buyurun. Ben Oğuz. Memnun oldum. Ayakkabılarımızı çıkarayım evladım. İyi akşamlar. Ben On TV Ankara muhabiri Arzu. Bakanlarımız buluşma yerine yavaş yavaş gelmeye başladılar. Toplantının amacıyla ilgili kesin bir açıklama yapılmadı. Bu yemeğin amacı nedir efendim? Karnımızı doyurmaya geldik. İnsan acıkınca yemek yiyemez mi? İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Akarsuların özelleştirilmesine karşı olduğunuz yönünde duyumlar aldık. Doğru mu efendim? Karşı olmayana şaşırın. Müsaade edin. Açalım lütfen. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Lütfen yol açın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Bakanım, bu yemek iktidar kanadının acil bir siyaset toplantısı mı? Önceden duyurulmadı da. Çocuklar, basın her şeyi bilmek mecburiyetinde mi? Gördüğünüz gibi herkes ailesiyle geliyor. Bir eş ve dost yemeği. Bana müsaade edin artık. Ayşe Altay nerede efendim? Herkesin ailesiyle katıldığı bu yemeğe siz neden yalnız katıldınız? Evladım, soru sormayı öğren. Ya da hiç sorma. Siyasetçiye siyaseti sormayı öğren. Eğer beceremiyorsan git magazin muhabiri ol. Tamam mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bize biraz Musa Bayrı'nın çocukluğundan bahseder misiniz? Mesela nerede dünyaya geldi? Çocukken gelecekte politikaya atılmak gibi bir hayali var mıydı? Musa'yı Urfa'da doğurdum. Biz Urfalıyız. Dünyaya gözünü açtığı gün dedim büyük adam olacak. His. Bütün tahsil hayatını Urfa'da geçirdi. İlkokula giderken okuldan epey uzak bir köyde yaşaydık. Okula sırtımda taşıdığımı çok bilirim. Onun büyük adam olacağını hissettim dediniz. Size ilk ne zaman siyasete atılmak istediğini söyledi? İnşaat mühendisliğine, fakülteye başladığı sene dedi ana ben bakan olacağım. Hep böyle ciddi miydi? Yani Musa Bayrı pek gülümsemeyen biri olarak biliniyor. Yaradılış diye. Musa öyle az güler ama güldü mü de tok güler. Peki hayatta siyasetçi olmaktan başka bir hayali var mıydı? Vardı, baba olmak. Belki siyasetçi olmaktan daha çok ister baba olmayı. Hani baba olacağını bilse siyaseti bile bırakır. Çok teşekkür ederiz. Bu kadar yeter, kesebilirsin. Bir de sizden Musa Bey'in eski fotoğraflarını isteyeceğiz. Çocukluk, gençlik, siyasete atılmadan önceki zamanlarda filan. Programda kullanmak istiyoruz. Vereyim ama programdan sonra geri getireceksiniz. Hemen yollarız, hiç merak etmeyin. Şimdi 3 haftadır kayıp olan AK'nin esrarengiz ölümüyle ilgili haberimize geçiyoruz.
Beylikdüzü'nde 3 hafta önce kaybolan genç kız bugün Boğaz sularında ölü olarak bulundu. İlk incelemelere göre olayın bir intihar vakası olduğu belirlendi. AK'nin 2004 yılında annesi ve babası boşandığından beri bazı psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Ay Allah'ım, sen koru ya Rabbim. Allah korusun. Madem için daralıyor, niye her akşam bunları seyrediyorsun? Hiç açma daha iyi. Başka haber çıktığı mı var zaten? Her gün aynı şeyleri duyuyoruz. Kızım insan kulağına gözüne engel olamıyor ki. Aman yavrum, ne olursun dikkatli ol. Bir derdin olursa bana anlat kızım, ne olur. Ben başıma geleceği biliyorum. Bunlara bakıp bakıp bana sarıyorsun. Sen de bir anne ol da o zaman anlayacaksın beni. Ben anne olursam senin gibi sık boğaz eden bir anne olmayacağım. Kendime söz veriyorum. Çok merak ediyorum ya. Babam hayatta olsaydı bana senin davrandığın gibi mi davranırdı? Ben unutmadan şu tüpü çıkarayım. Yardım edeyim mi? Yok kızım, sen dersini çalış. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep. İyi akşamlar Ali. Hayret, bizimki erkenden uyumuş. Akşam yemeğe gel dedim ama ders çalışacağım dedi. Koca adam canım, kırar bir yumurta yer, eksik olma. Çayımız var, içer misin? Rahatsız etmeyeyim. Yok canım, ben de içecektim zaten. Ama Gonca içeride ders çalışıyor. Üşümezsen şurada oturalım. Hava güzel. Tamam, geç otur, ben getireyim. Ali polis mi geldi? He. Artık her gece uğruyor. Kapı komşumuz kızım, bahçelerimiz bir. Tabii tabii. Ne şimdi bu tabii tabii? Ben sana soruyorum anne, ne bu? İyi, sen kendini ortada bir şey yokmuş gibi kandırmaya devam et. Ama ben kanmıyorum. Bu adam bal gibi de sana aşık. Şşt Gonca, çok ayıp. Efendim Ayşe. Yolda mısın canım? Evet, dönüyoruz. Emin şimdi havaalanından aldı. Sen neredesin? Hala kanaldayım. Ama birazdan eve geçeceğim. Bana mı gelirsin yoksa evine mi gideceksin? Çok yorgunum Ayşe. Eve geçip biraz uzanmak istiyorum. Tamam canım, nasıl istersen. Yarın konuşuruz o zaman. Ha bu arada bugün bizim çocuklar yarınki program için annene röportaj yapmaya gittiler. Senin siyasete atılmadan önceki fotoğraflarını istemelerini söylemiştim. Annen araya eski düğün fotoğraflarını bile koymuş. Baktım da o zaman da yakışıklıymışsın. Tamam, yarın görüşürüz. Hadi iyi geceler.
İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Musa Bey. Bana hemen bir kahve yap. Peki efendim. İyi akşamlar. Ayşe Altay'la siyasetçilerin öteki yüzünde bu haftaki konuk Bayındırlık ve İskan Bakanı Musa Bayrı. Musa Bayrı hiç bilinmeyen yönleriyle karşınızda olacak. Siyasetçilerin öteki yüzü yarın akşam 23'te 10'da. Anne ben televizyonu kapattım yatıyorum. Tamam kızım üstünü iyi ört Gonca. İyi akşamlar Allah rahatlık versin. İyi geceler. Gonca ayakların çıplak annem bir şeyler giy hava çok serin. Yine bozuk musunuz? Hep aynı. Hep. Ne yapsam kabahat. Aynı Ömer. Bunların hepsi böyle demek. Ne yapsak yaranamayız, ne desek fazla. Biz hiçbir şeyden anlamıyoruz. Her şeyi onlar biliyorlar. Bazen öyle şeyler söylüyor ki vallahi geliyor şurama oturuyor. Geçen hafta ona Süreyya'dan bir tane bluz aldım. Okula giderken içine giysin diye hani böyle üstünde markası falan var ya onlardan. Aman aman. Neymiş o öyle? Alacaksan bari taklidini almayaymışım. Ne vardan anlıyor ne yoktan. İstiyor da istiyor. Tamam anlıyorum genç kız ama... Ne yapayım Ali? Ben de çalıp çırpayım mı? Üzülme her evde oluyor bunlar. Zengininde başka, fakirinde başka. Ben gene iyi dayanıyorum. Benim gibi doğduğundan beri gecekonduda yaşayan başka çocuk var mı acaba? Dolu kızım, dolu, dolu. Çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın buyurun efendim. Öngördüğü sağ ol. Şartlar içerisinde ilk başvuruyu Dışişleri Bakanı... Ana? Oğlum benim. Saat geç oldu sen daha yatmadın bana. Uyku tutmuyor ki. Hala Ankara'dan mısın döndün mü? Yeni indim uçaktan İstanbul'dayım. Kusura bakma arayamadım. Ayşe'den misin kendi evinden misin? Ana evimdeyim. Ana sorgu sual bitti mi? Bitti. Ana, Ayşe'ye fotoğraflar vermişsin, düğün fotoğraflarını. Hemen yatıştırdı demek. Verdim ama Ayşe programında kullanır mı bilmem. Yarın izleyip göreceğiz bunu. Hadi, sesin yorgun geliyor. Yarın kahvaltı etmeye gel de bir hasret giderek. Tamam ana, ellerinden öpeyim. İyi geceler. Her zamanki şeyler, boş ver. Akşam sınava iyi çalışabildin mi? Hayır, boş kağıt vereceğim. Saçmalama, böyle gidersen bursunu kaybedeceksin. Artık hiç ama hiçbir şey umurumda değil. Ne yaptın be? Ne haber? İyi. Günaydın. Ne haber kanka? Günaydın, ne haber kanka? İyilik yani, olsun. Ne yaptın sen? Ne yapayım ya? Ne haber abi? Ya bugün ne yapacağız bilmiyorum ya. Gün geleceğim. Ne haber? İyi Zeymen, senden ne haber? İyi de ne olsun. Ne dinliyorsun? Bilgisayarımda ne varsa yükledim. Karışık çalıyor işte. Gonca. Mutlu yıllar. Sağ ol. Sahi
Bugün senin doğum günün. Sınavlardan ambal olduğumu unuttum. Geçen hafta hep aklımdaydı. Nice yıllara özür dilerim arkadaşım. Saçmalama, niye özür diliyorsun ki? Ben de unuttum zaten. Cumartesi kutlayacak mısın peki? Bir plan yapmadım. Ailemle olurum herhalde. Ben sizin evde ya da bir yerlerde bir parti yaparız diye düşünmüştüm. O yüzden getirmedim hediyeni. Niye bana hediye aldın ki? Doğum günün olduğu için. Eğer bir şeyler yapmayacaksan yarın okula getiririm. Sanmıyorum. Yapmayacağız. Abi dur. Günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar, hoca geliyor. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Oturun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk ana. Hoş geldin oğlum. İyi misin ana? İyi anam, sen nasılsın? Sağ ol. Ana, Ayşe'yi de getirdim. Sonra onu televizyona bırakacağım. Heh, hiç gelmemezsen iyidir. Ana. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk Emine Hanım. Hadi otur, sana tabak getir. Geç. Her şey 20. Bütün gördüklerimiz 20 lira. Abla 20 lira. Gel 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 bayan gel. Hangisi bayan? Buyurun. Hadi sağ olun işler. Güle güle. Efendim, buyurun, peynir, zeytin. Başka bir şey demiyorum. Biraz önce defileden geldi bu çamaşırlar. 2 lira parça, koş. Dünya markaları burada. Sadece 20 liraya, burada. O tümene geldi. Otlarım var. Ot bunlar. Peynirin iyisi, yumurtanın tazesi burada efendim. Buyurun, yumurtanın tazesi efendim. Buyurun. Şu yağlı mı tadına bakabilir miyim? Tamam abla. Buyurun. Şeref verdiniz Doğan Bey. Bir yarım ekmek verir misin Zeynep teyze? Vereyim oğlum da şunları bir atayım önce. Tamam mı? Soğan ister misin? Koy koy. Heh, tamam. Ne satıyorsun bugün? Mandal. Dersler nasıl Doğan? He? Matematiği ne yaptın? Son sınavımdan 60 aldım. İşte bu ya. Yakışır oğluma bu kadar oğlum. Bitti işte. Tamam. Sen 2 dakika şurada otur da, istersen bir dolan, ben şunları çıkarıncaya kadar, olur mu? Tamam Zeynep teyze. Mandal, mandal, 2 paket mandal 1 lira. Mandal, mandal, 2 paket mandal 1 lira. Şahit abi nasılsın? Sağ olasın Mehmetciğim. Buyur. Teşekkür ederim işte. Ne haber Süreyya? Ne yapıyorsun elin günün içinde? İyidir. Senden ne haber? Bomba gibiyim. Hayırdır? Çok iyi bir işe giriyorum. Aa, ne işi? Hadi gözünü aç. İç çamaşır işi. Yurt dışına mal göndereceğim. Buradan biri aldığını orada üçe satarsın dediler.
Ne zaman başlayacaksın? Hemen. Ablan artık zırnık koklatmam diyor. Ablamdan bir şey isteyen mi var canım? Benim gücüm sermayem var, rica ederim yani. Şu işi kıvırayım, ilk iş seni alacağım. İnşallah, bayağıdır bekliyoruz. Hadi sen işine bak. Pazar yeri dağılsın, bir şeyler yer içeriz, tamam mı? Haydi Don'a gel, Don! Haydi Victoria'dan geldi, haydi! Salih, ne haber lan? Eyvallah! Çok yakışıklı olmuşsun oğlum. Eyvallah abicim, eyvallah. Buydu değil mi ablacığım? Haydi buyurun. Al bakın. Yok oğlum, istemez. Olmaz olmaz. Olur olur olur. Hadi sen bu pazarın çocuğusun. Senden de para mı alacağız? Onunla kendine bir şey al. Sağ ol Zeynep teyze. Hayırlı işler. Sen bu kafayla gidersen burada bu konduda ölürsün. Aha bu toprağı da gömerler. Oğlum be, okula mı gitsin? Eve ekmek parası mı kazansın? İnşallah senin işin olunca Mehmet, sen öyle yaparsın. Abla, ya iş dedin de... Allah Allah, ben anladım senin neden geldiğini anladım. Ben ablam abla demenden belli. Allah aşkına deme ya. Ya bu defa başka, bir dinle. Ya oğlum ya, her defasında bu defa başka, bu defa başka. Yapma Allah aşkına ya, hayal aleminde yaşıyorsun Mehmet ya. Ya bir dinle sonra söylen. Çok iyi bir bağlantı buldum. Yurt dışında iç çamaşır satacağım. Heh. Bir karışmadın. Don sütyen işi kalmıştı. Yapmadın iyi olmuş düşündüğün. Beni el alemin içinde böyle söylettiriyorsun. Ya sana yemin ediyorum, vallahi bu çok ciddi bir iş. Ama azıcık sermaye lazım. He? Evet. Gonca'nın ihtiyaçları var Mehmet. Gonca burslu okuyor. Gonca'nın ne ihtiyacı var ki? Burslu okuyorsa devlet üstünü başında mı alıyor? Bak bugün doğum günü. Gidip bir şey alacağım, düşünüyorum nasıl alacağım diye. Olmaz Mehmet, bu sefer olmaz oğlum ya. Zaten yedin bitirdin çocuğun nafakasını. O zaman satalım bu arsayı. Ver benim payımı, ben de senden borç borç istemeyim. Bak şimdi benim terbiyem bozacaksın yine. Söylemeyeyim diyorum, yine söyletiyorsun. Ya satarsak nasıl yaşayacağız? Nerede yaşayacağız? İster faizini bankaya koyarsın, kiraya çıkarsın. İster gider küçük bir ev alırsın kendine, ben ne bileyim. Sen de kendine düşen o parayla o işi yapar, bu işi yapar, batırır. Ondan sonra gelir yine benim evime göz dikersin. Abla bak, gücüme gidiyor ama ha. Öyle. Gerçekler adamın gücüne gider Mehmet. Hayır, satmıyorum. Satmıyorum ya. Ben bu lafı bir sana bir belediyeye söylemekten dilimde tüy bitti be. Oğlum, anamızdan babamızdan kalan tek yer burası ya. Bunu da satarsak nereye gideceğiz? Boşanmasaydın o zaman. Salaklığına ya. Bak eski kocan şimdi bakan. Koskoca bakan. Ha? Kızın da insan gibi yaşar. Bari aklını kullan. Ya git çal kapısını. Senden boşanırken hamileydim. Beni aldattın diye gurur yaptım, söylemedim. Kızın şimdi 15 yaşında büyüdü. 16. Ya bir ihtiyaçlarını say. Git geriye dönük nafaka iste. Ya bir şey iste. Yani buralarda sürünme abla ya. Allah aşkına sus Mehmet ya. Abla, ne olur son bir defa yardım et. 2 milyar lazım. Hepsi o kadar, 2 milyar. Ana, bahçeye iyi bakmışsın. Çok güzel olmuş. İşin gücün mü var? Sabahtan akşama bunlarla oyalanıyor. Bana yakın ol diye beni buraya çağırdın. Yüzünü gördüğüm yok. Bırakaydın da Urfa'da kalaydın. O nasıl laf şimdi ana? İşim gücüm yoğun bilirse. Hayatım Ankara ile İstanbul arasında geçiyor. Urfa'da olsaydım hiç gelemezdim ki. Ben de göremiyorum vallahi Emine Hanım. Adamları ya bir zahmet hatırlat, resimleri unutmasınlar. Unutmazlar, merak etmeyin. Düğüne ne zamana karar verdiniz? Seneyi düşünüyoruz inşallah. Ayşe'nin televizyon programı önümüzdeki yaz tatile girecek. Ben de Temmuz'da biraz rahatlayacağım. Kısmetse o zaman olur. Nerede yaşayacağız da karar verdiniz mi? Tabii ki İstanbul'da ana. Ayşe'nin işi İstanbul'da ya, ben de gidip geleceğim. Öyle ayrı gayrı aile mi olurmuş? Yarın bir gün uşağınız olursa ne edeceksiniz? Böyle bir şey düşünmek için daha çok erken Emine Hanım. Eğer öyle bir şeye karar verirsek onu da planlarız tabii. Değil mi Musa? Canım hanım, sen böyle şeylere kafanı takma. O zaman gelsin bakarız. Sen
Sen ne yaptığını farkında mısın? Ne biçim davranıyorsun? Nasıl davranmam gerekiyorsa öyle davranıyorum. Kızım, sen Eymen'e aşık değil misin? Dur, duyacak. Yürü, seninle konuşacağız artık. Sana aşık. Her hafta sonu seninle buluşmak istiyor. Seni bir yerlere davet etmeye, görmeye çalışıyor. Ya doğum gününü bile unutmamış, görmüyor musun? Onunla buluşamam, tamam mı? Ya sana çıkma teklif ederse, hayır mı diyeceksin? Yoksa evet ama bir şartla sadece okulda görüşürüz mü? Bilmiyorum. Böyle sürekli işim var olmaz bilmem ne dersen bir daha yanına yaklaşmayacak. Ne yapabilirim? Benim hakkımda hiçbir şey bilmiyor. Bütün sınıf gibi, okuldaki herkes gibi benim hakkımda hiçbir şey bilmiyor. Ya daha doğru dürüst bir evimiz olmadığını bile bilmiyor. Neden en başında gerçeği söylemedin? Niye sana nerede oturuyorsunuz diye sorduğunda bizim yaşadığımız sitede bir adresin adını verdin? Söyleyemedim. Bunda utanacak ne var? Benim babam yok. Ben doğmadan ölmüş. Annem beni büyüttü. Paramız olmadığı için annem dedemden kalan arsaya bir gecekondu yapmış. Orada yaşıyoruz de. Akşamları seninle chatleşemem çünkü benim bilgisayarımda, internetim de yok de. Sana söylemesi kolay tabii. Senin her şeyin var. Babam var, eviniz var, arabanız var, şirketiniz var. Eymen de senin gibi. Gerçeği söylersen benimle ilgilenmez. Ben seni seviyor muyum? Sana soruyorum Gonca. Seviyorum ve sen benim en iyi dostumsun. Eğer ben seni sadece sen olduğun için seviyorsam, Eymen de öteki arkadaşların da seni sevebilir demektir. İlle de bir şeyleriniz var diye biri seni sevecekse bırak zaten sevmesin. Pınar, beni rahat bırakır mısın artık? Bir dakika! Annen arkadaşlarını ondan utandığın için yalan söylediğini duysa acısından ölür, biliyorsun değil mi? Yeter artık. Bana annemi savunup durma. Ne oldu? Sigaran var mı? Var. Gelsin. Oo, Cahit abi nasılsın? Sağ olasın Mehmet. Sende ne var ne yok? Hoş durup duruyorum işte. Hayrola, işe mi başladın? Kısmetse yakında başlıyorum. Bu defa çok büyük bir iş üstündeyim. Yok mu fakülteli? Bir yere kadar gitti gelecek. O dönene kadar ben bakıyorum. Bir şey mi istedin? Ver bir yarım bakalım. Ama köftesinden kısma bak. Aman Allah. Bezne'ye gidiyorum. Tabii. İyi günler. Buyurun. Ben hesabımdan 2200 YTL'mi çekmek istiyorum. Vadenizi bozduracak mısınız? Evet. Gördünüz mü şu Sibel'i kapmış gül gibi Mert'i? Hocam. Sigara mı içildi burada? Hayır hocam. Hayır hocam. Dolu. Çıkar mısın kızım? Numaran kaç? 886. Adın ne? Gonca İlmez. Yarın velin okula gelecek. Duydun mu kızım? Duydum hocam.
Buyurun hanımefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir telefon bakacaktım. Bu kapaklı ve renkli olacak yalnız. Bir dakika bakalım. 199 milyonmuş. O yardımcı olur belki size. Ha, anladım. Bu. Heh, evet. Evet, istediği bu kızımın. Teşekkür ederim. Ben bir de kontörlü hat rica edeceğim. Ben size bunları vereyim. Aralarından hangi numara istiyorsanız seçin. Kendimi seçebiliyor muyuz? Tabii ki. Ay çok güzel. O zaman 79.992 bu numaralarda bir şey olsa doğum günü ya, uğur getirir belki. Tamam, yardımcı olayım ben. Efendim. Tabii içeri al. Ne soruyorsun kızım? Abi hoş geldin. Merhaba. Estağfurullah. Nasılsın oğlum? İyiyim abi. Tekrar hoş geldin. Sağ ol. Abi kendi şirketinde kendi odana girmek için sekreterden randevu mu alıyorsun? Sen de bir acayipsin ha. Burası artık senin oğlum. Ben siyasete atıldım. Bu işler bitti artık. Yakalayana aşk olsun. Annemden haberlerini almasam neredesin, nasılsın bilmeyeceğim. Bir haber verdiğin yok. Sorma ya. Ömrüm yollarda geçiyor. Sağ ol. Gel abi otur şöyle. Yok yok. Abi lütfen geç Allah aşkına, hayır, geçer misin? Hayır, sen otur oraya. Seçimdi bilmem neydi, gitgeller çoğaldı tabii değil mi? Bir şey söyleyeyim mi sana? Ayşe İstanbul'da yaşamasa Ankara'da kalacağım vallahi. Çok yoruluyorum bu aralar. Görüyoruz televizyondan. Bir oradasın bir buradasın. Ama insanlar senin için çok iyi konuşuyorlar. Aday olsaydı başbakan seçilirdi diyorlar. Hadi oradan. Beni Nemrut bulurlar. Sevmezler. Seviliyorsun, seviliyorsun. Hele dün bir gazeteciyi haşlamışsın. Sabah haberlerinde bizi ailece güldürdün. Sorma ya. Memlekette bu kadar mesele varken kalkmış bana Ayşe'yi soruyor. Siyaset bir yana evleniyorsun abi. Bir şey söyleyeyim mi? Geç bile kaldım. Sağ ol kızım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ha bu arada Ayşe TV yıldızı ya. Bakanla berabermiş dedikodusunu ağızlarına sakız ettiler. Hiç sevmem böyle şeyleri. Biz devleti temsil ediyoruz. Orada burada konuşurken aile aile diye yırtınıyoruz. Bu milletin karşısına liseli sevgililer gibi çıkmak yakışık almaz bize. Bir senedir tanıdınız artık birbirinizi. Zaten yalnız mı öleceksin abi? Bu streste evde bir can yoldaşı şart. Hele bir de çocuğun oldu mu? Ayşe istemiyor. Kariyerim falan diyor. Görüyorsun değil mi abini? Koskoca bakan oldu ama bir türlü baba olamadı. Oo, kimleri görüyoruz? Merhaba gelin. Hoş geldin abiciğim. Estağfurullah. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abiciğim, sağ ol. Sen nasılsın? Derya, koş kızım, amcan gelmiş. Amcam. Yeğenim nasılsın, iyi misin? Ne haber bakayım? İyi be amcam. Ne olsun? Okul, sınavlar, sürünüyoruz. Amca bir şey yapsana şu üniversite sınavları için. Torpil istiyorsun. Sarıyer'de site yaptırıyoruz ya, biz de oraya gideceğiz. Gelmek ister misin? Hı-hı. Gerçi akşama programa çıkacakmışsın ama. Gelmez miyim oğlum? Tabii ki gelirim. Bir daha sizi kim bilir ne zaman göreceğim. Hadi çıkalım. Tamam. F eşittir G. Nokta ne? Eşittir MG. Eşittir KM. Y kare bölü R. MG. K eşittir RG. Tamam, ben seni sonra ararım. Bağlamayın. Akşam programa kadar acil olmadıkça kimseyi bağlamayın. Ayşe Hanım, bunlar iyi mailler.
Şu ana kadar 3700 e-mail aldık. Taradınız mı? Evet, bitti. En üstteki kağıtta e-maillerin arasından seçtiğimiz sorular var. Musa Bey'in annesine fotoğraflar yollandı mı? Evet, kopyaladık ve asıllarını yolladık. Peki, tamam Deniz. Deniz, bana bir kahve söyler misin? Tabii. Hoş geldin Zeynep abla, kolay gelsin. Sağ ol, sana da. Dert abi, ne haber? Sağ olasın fakülteli, sen nasılsın? Zeynep, kızım. Nenem ya, neredesin sen? Nasılsın nineciğim? İyiyim, bu hafta iyiyim. Sağ ol kızım, aramışsın, etmişsin, bir sesleneyim dedim. Nineciğim, geçen hafta yoktun, çok merak ettim. Ya bir adresin yok, bir telefonun yok. Buradakilere sordum, bunlar da bir şey bilmiyor. Hastanede. Artık bir yerden sonra insan grip olmuyor. Hemen yatıralım dediler. Nereye yatırıyorsun? SSK yok. Geceliği 500 lira olmuş. Ne diyorsun nene ya? Ya, çıldırmış bunlar. Hani yat öl deseler daha iyi. Ne yapayım? Allah'a emanet. Eve gittim, yattım artık. Oğlana kıza haber verseydin bari. Onlar gelip bakarlardı. Nereye be evladım? Herkesin işi başından aşkı. Ne çocuklar, ne torunlar uğrayamadılar. Ninem, ben kısa bugün bir telefon aldım. Sen baktın yok, beni bulamıyorsun. Buradan ararsın, oldu mu? Bugün benim kızın doğum günü Cahit abi. Pasta masta bir şeyler yapacağım. Hep birlikte oturup yeriz. Doğum günü ha maşallah. Daha önce söyleseydin hediye falan bir şeyler alırdık. Yok be abicim ya, siz gelin yeter. Zeynep abla, en güzel tişörtü Gonca'ya ayırdım. Ona medium olur değil mi? Yok be kızım, hoca diyor öyle marka falan gerek yok ya. Atlet matlet bir şeyler getirirsin. Nine, sen şimdi aç mısın? Yemi yedim, sağ ol yavrum. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi Cahit abi, bekliyorum. Tamam, ha. İşi biten gelsin. Hadi kolay gelsin. Sağ ol, sana da sağ ol. Abla, çabuk döndün. Mehmet, al şu parayı bir yere sakla. Abla, gelsin. Ay Allah aşkına, bırak suluk etme. Bak bu kez son, tamam mı? Bu işi kıvırdın kıvırdın, kıvıramadın. Artık gidersin bankadan kredimi alırsın. Ne halt edersen et. Beni ilgilendirmiyor. Geçti artık. Gör bak, bu defa sana bütün borcumu ödeyeceğim abla. Köfteler yanıyor. Allah. Tabii, parayı duydun, köfte möfte hak getire. Bırak. Ben gideyim mi abla, geç olmadan? Gonca'nın bugün doğum günü, kalmayacak mısın? Tabii, kalayım, işlerimi yarın hallederim. Yakmışsın hepsini ya. Gonca, bekle bir dakika. Bu dinlediğim MP3 için bir kopyası. Senin için. Sağ ol. Beğenmezsen dinleme ama ben bu şarkıları dinlerken hep seni hatırlıyorum. Fakülteli kaçta dönüyor kızımız? Hele kulağında gelir Cahit abi. Aşk olsun sen de fakülteli fakülteli diye diye. Alt tarafı 2 yıl okuduk. Okulu bıraktım. Anacığım yaşasaydı da görseydi. Rahmetli ölene kadar oku oku diye başımın etiğindeydi. Ana sen de okudun. Aynı pazarda çalışıyoruz işte. Salih. Amma da pahalı hediye almışsın abla. Ya oğlum, okuldan burs kazandı. Kolay mı? Az bile. Babası sağ olaydı da. Göreydi. Göneneydi. Ya öyle nene. Ya Zeynep abla, senin kocan ne iş yapıyordu? İnşaat mühendisiymiş. Dedi ya kaç kere? Unutuyorum ya. Ama adını hatırlıyorum. Musa'ydı. Musa Eğilmez. Musa Eğilmez olur mu? Zeynep'in soyadı Eğilmez. Mehmet'in de soyadı Eğilmez. Gonca'nın da soyadı Eğilmez. Sen kızına kocanın soyadını vermedin mi?
Hoş geldin Ali. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Buyurun buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Buyur. Musa'nın da soyadı Yiğilmez. Uzaklar akrabadır. Ha şimdi oldun. Çay alır mısınız? Olayım. Bak Süreyya abla bak. Gene de anacığım haklıydı. Okumuş adamın hali başka oluyor. Nereden nereye bağlantı kurdu? Aslan abi. İyi. Olacak amca. Güle güle otur yeğenim. Güzel iş çıkarmışlar. Güle güle otur. Allah işinize sindirsin. Gel seni de buraya taşıyalım. Buralarda olacağımı bilsem de gelsem. Benim buradaki ev bile bana büyük geliyor. Burada ne yapacağım İbrahim? Bu evler çoluk çocukla dolunca güzel. Hadi çıkın. Sen de işine gücüne geç kalma. Hadi. Bekliyorsun. Geç kalınca merak ediyorum. Hem bugün başka bir şey için bekliyorum seni. Hı? Bak bizde kimler var? Merhaba. Niye hepsi bizde? Bak. Anne. Doğum günün kutlu olsun Gonca. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Canım. Anam bunca işin arasında sana yaş günü hazırladım. Analar böyledir işte. Gel kız dayın da bir sarılsın sana. Bugün annene yardım ettim hediyeni anlamadım ama soracağım. Tamam teşekkür ederim. Ben çok kalamayacağım. Bu sana Goncacığım. Niye zahmet ettiniz? Hadi aç bakalım. Teşekkürler. Annen önceden söylemedi. Ben de ancak sana bal getirebildim. Teşekkür ederim Cahit amca. Canım. Bu da benden. Açmamış şimdi. Evlenince giyersin. Sağ ol Sahil. Al bakalım. Bu da benden ve oğlumdan. Sınavı vardı gelemedi. Bu yazarı çok seviyor musun? Teşekkür ederim. İyi ki doğdun. Çok teşekkür ederim. Bu da benim hediyem Goncacığım. Doğum günü kutlu olsun. Anneciğim çok çok teşekkür ederim. Canım yavrum canım benim. Bak bakalım beğenecek misin? İstediğin rengi almaya çalıştım ama anne. Çok teşekkür ederim. Hatta taktırdım. Anne. Telefoncu çocuk dedi ki hattını takayım ama pili biraz zayıf dedi. Şarja taksın dedi olur mu? Bu da bak senin doğum tarihine benzer bir şey seçmeye çalıştım. Bilmiyorum artık. Anne, kontürlü hat mı aldın?